Ve salih bir amelde bulunursa, samimi olursa, Allah'ın kurtuluş için gösterdiği tek yoldur samimi olmak. Geçenlerde bir kardeşimiz dedi, hocam diyor, samimi olmak tek başına nasıl yetiyor diyor. Şimdi anlamamış tabii samimi. Evet. Ya şimdi bir insan samimi olunca ne yapar? Hazreti İsa gelecek. Geldi. Hafızasını kaybetmiş olarak gelecektir. Yani bilmiyor hafızası. Geçmişini hiç bilmiyor. Ama samimi. Geliyor. Bura neresi diyor? Dünya burası diyorlar. Ondan sonra bu nedir diyor? Kitap diyorlar. Ne diyor? Bu Müslümanların kitabı diyor Hristiyan. Bu Tevrat, bu da İncil. Bunlar ne harf diyor? Harfleri öğrenecek, okumayı öğrenecek. Okuyunca bu doğru diyor. Kur'an için. Bu kitap doğru diyor. İnşallah. O kadar. Ömrü boyunca net ve kesin iman. Mesela bakıyor, görüntü ve ışık var. Beynin içinde oluştuğunu görüyor. Sesi duyduğunu görüyor. Çok kaliteli ses duyuyor. Beynin yapısını görüyor. Evet. Değil mi? Kulağın yapısını görüyor. Dokunuyor, bakıyor, hissediyor. Birisi hissediyor. Net ve kesin imanla iman ediyor. Bir kere iman eder İsa, bitti. Ömür boyunca o imanını kullanıyor işte. Bir daha hiç sarsılmıyor imanı. Vardır ya bazıları böyle bir eğilir, bükülür, gelir, gider falan. Halbuki akıllı bir insan çok keskin bir karar verir. Bir kere karar verir. Yani çok kapsamlı imanı kavrar. Bir daha da imanı bırakmaz. Evet. İnşallah. İnşallah. Bak gönülden itaat eder ve salih bir amelde bulunursa. Yani samimi olunduğunda ne yapıyor insan? Kur'an'ı zaten bulur. Kur'an'a tam uyar. Evet. Değil mi? Evet. Allah'a aşkla bağlanır, Resulünü aşkla sever. Ona ecrini iki kat veririz ve biz ona üstün bir rızık hazırlamışızdır diyor Allah. Yani cennet rızkı kastediliyor ve dünyaya da tabii işaret ediyor.